vatandaşların ödediği elektrik faturalarının ceplerini yaktığını ifade eden Gonca Yelda Orhan, faturaların bir önceki aya göre 2,5 kat arttığını söyledi. Elektrik ve doğalgaz faturaları ödeyen vatandaşların artık öderken oldukça zorlandığını ifade eden CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan, "Hepimizin evine ve iş yerine elektrik faturası geliyor. Elektrik faturalarını karşılaştırdığımızda geçen aya göre 2,5 kat artmış durumda. Aynı şekilde doğalgaz faturaları da artmış vaziyette. Artık elektrik ve doğalgaz faturaları bu vatandaşın elini değil, cebini de yakıyor, evini de yakıyor," diye konuştu. Son günlerde evet, hepimizin de bildiği üzere hepimizin evine elektrik faturası geliyor. İş yerlerimize elektrik faturası geliyor. Geçen ayla mukayese ettiğimiz takdirde elektrik faturalarımız ortalama 2,5 katı olarak artmış bir vaziyette. Aynı şekilde doğalgaz faturaları da. Artık elektrik ve doğalgaz faturaları bu vatandaşın elini değil, cebini de yakıyor, evini de yakıyor. Her tarafını yakar vaziyete geldi. İnsanlar doğalgazını yakmadan, ısınmadan bu doğalgazı ödüyorsa, ya doğalgaz faturalarını ödüyorsa, bir de bunların gerçekten ısınmaya kalkışını şu anda hepimiz tasarruf yapmak zorundayız. Bakın biz aylar öncesinden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti meclis kürsüsünden? Kara kış fonu oluşturalım. Biz bugünleri gördüğümüz için biz bunu talep etmiştik. Kara kış fonunda ne vardı? Elektrik, doğalgaz, ısınma, su, bu gibi yani halkın, nihai tüketicinin kullandığı bütün ürünlerden KDV'yi ve ÖTV'yi kaldıralım demişti, değil mi? Neden kaldırmadı bugün sarayın eşrafı, saray sahipleri? Neden kaldırmadı? Çünkü kendilerinin öyle bir derdi yok. Bugün saray sizce elektrik faturası ödüyor mu? Veya elektrik faturasının ne geldiğinden haberi var mı? Bakın bugün vatandaş akşam evine gittiğinde elektriğini yakmaya, doğal gazını yakmaya korkarken, bugün sarayın ışıklarınıza baktığın zaman bütün ışıkları Beştepe'den her taraftan yanıyor. Yani 24 saat ışık yanıyor. Demek ki adamların elektrik, su, doğalgaz derdi yok. Ama biz bugün vatandaşı, bakın bugün Kayseri Meydanı'ndayız. Bugün hangi vatandaşa sorarsak soralım, elektriği, doğalgazı, yakıtı, her şeyinden sıkıntılı bir durumda. Bakın dün gece motorine 39 kuruş zam geldi. Benzine 40 kuruş zam geldi. Yani bundan 2 ay önce dolar 18.50 iken bir arabanın deposu 650 liraya doluyordu. Bugün dolar 13.40. Hani dolar yükseldi de motorine zam geliyor ya. Bugün 13.40 dolar. Bugün bir arabanın deposu 1000 liraya doluyor. Nasıl bir anlayış bu? Bakın mecliste milletvekili arkadaşlarımız, genel başkanımız hepsi çıkıyor, diyorlar ki kaldıralım, vatandaşın yanında olalım. Bakın vatandaşın eli artık doğalgaz faturasını, elektrik faturasını tutmaz oldu. Günlerdir sanayicilere elektrik verilemiyor, doğalgaz verilemiyor. Bugün sabah bir arkadaşımdan gelen bir mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. OSB bölgesinde Ocak ayında kullandıkları elektriğin birim fiyatına %60'ını bu fiyattan kullanıyorlar. Geri kalanını %50 zamlı birim fiyattan kullanmak zorundalar. Yazık değil mi bu halka? Yazık değil mi bu sanayiciye? Esnafa dönüyorsunuz, esnaf sıkıntıda. Esnafın rafına gidiyorsunuz, arkadaşım niye rafın boş dediğin zaman alamıyorum diyor. Bugün sattığının yerine koyamıyor. Artık bu işe bir dur dememiz lazım.